Merhaba, Tıfıl Sohbetlerin ilk konuğu sevgili Betül Kambolat. Pandemi sürecinde hepimizin nefes almaya ihtiyacı olan bugünlerde onunla kitap okuma kültürü ve çocuk kitapları hakkında bir sohbet düzenlemeye karar verdik. Sizlere öncelikle Betül Kambolat'ı tanıtmak isterim. Kendisi 1979 Çanakkale Biga doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde istatistik bölümünden mezun oldu. İş hayatına Celebrity Speakers konuşmacı bürosunda başladı. Derleme kitaplarıyla ve yazılarıyla yer aldı. İlk çocuk kitabı Kel Tilki 2012 yılında yayımlandı. Bu kitabı Yüzen Kelebek, Sinirli Karga, Rada ve Şakacı Şövalye, Rada ve Kedili Kral, Dugong Dugo'yu Kim Üzdü takip etti. Çok yakında Şehre Giden Yol ve Bir Akıl Oyunu Hikayesi adlı iki kitabı daha okurlarla buluşacak. Yazar çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırabildiği için kendini şanslı hissediyor. Yaratıcı kitap okuma deneyimlerini çocuklar, ebeveynler ve okul öncesi öğretmenleriyle paylaşıyor. Bir Gün gazetesinde güncel yazılar kaleme alıyor. Habitat televizyonunda Kipatlı Günler adlı çocuk kitapları programını yapıyor. Şiir okumayı, şarkı sözü yazmayı, çay içmeyi ve kuzguncuğu çok seviyor. 2009 yılından bu yana haberci yapımda kurumsal projeler yöneticisi olarak çalışıyor. Evli ve birbirinden güzel 3 oğlu var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum Sevda Öğretmenim. Çok mutluyum bugün burada sizi ağırlamaktan. Uzun zamandır sizi Ben de çok heyecanlıyım. heyecanımız karşılıklı. Farklı mecralardan sizi izliyorum ve hayran olduğum bir anne ve yazar olduğunuz için bu Teşekkür ederim. programda yer almanız beni çok mutlu etti açıkçası. Tamam. Sizinle daha önce de söz ettiğim gibi okuma kültürü, çocuklar ve çocukluk dünyasına dair paylaşmak istediğimiz çok şey var. İlk sorumla başlamak isterim sizin için de uygunsa. Tabii. Tabii. Çocukluk deyince Buyurun. aklınıza ne geliyor? Siz nasıl bir çocuktunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çocukluk deyince ben 1979 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğdum. Biga'da ki oturduğumuz sokak geliyor. Mantar Sokak, Sakarya Mahallesi, Mantar Sokak, No 15 numaralı apartman ve onun önündeki sokak geliyor. Gerçekten doya doya, doya doya arkadaşlarımla dışarıda saatlerce top oynadığım, kovalamaca oynadığım, bisiklete bindiğim bir çocukluk geçirdim. Tek çocuktum. Ama bir mahalle kültürü içerisinde tek çocuklar kendilerini yalnız hissetmezlermiş. Onu da sonraki yıllarda büyüdükçe fark ettim. Eğlenceli bir çocukluğum vardı. Hareketli bir çocuktum. Oynamaktan vakit bulduğum zamanlarda da evde babamın bana hediye ettiği, getirdiği dergileri ve o dönemler 80'ler çocukları iyi bilir. Ansiklopediler vardı. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Çok yaygın, hatta kupon biriktirilerek alınırdı. İşte o ansiklopedileri karıştırmayı çok severdim. Böyle bir çocukluk geçirdim. Ve Ne üniversite yıllarıma kadar da Biga'da eğitim gördüm. Dolayısıyla küçük bir şehrin tadını doya doya yaşadım güzel. diyebilirim. Küçük bir kentte olmanın avantajları bunlar. Tatlı bir çocukluk evresi geçirmişsiniz gerçekten. Peki bu çocukluk dünyası içerisinde kitaplara ve yazmaya ilginizi ne zaman fark ettiniz? İlkokul çağım diyebilirim aslında Sevda Öğretmenim. Çünkü çok net hatırlıyorum, şu an yanımda değil, keşke evimde olsaydı. İzleyen arkadaşlarıma, öğretmenlere, anne babalara, sevgili öğrencilere de göstermek isterdim. Şu an Bandırma'da ailemin yanında kitap defterlerim. Bir tane o dönemin sevdiğim şarkı sözlerini yazdığım bir defterim vardı. Özellikle Türk sanat müziğini çok severdim. Çok da sık, daha çok kulağımıza gelirdi radyodan ya da televizyonlardan. Orada sevdiğim sözleri yazdığım bir defterim vardı. Bir de bir şiir defterim vardı. Şiir defterimde de yine bir dergide okumuş olabilirim, bir yerde duymuş olabilirim. Sevdiğim şiirleri yazardım ama bunun dışında da kendim başlık atardım. Mesela evim başlığı atardım. Evimle ilgili duygularımı yazardım. Hayvanlar derdim. Hayvanlarla ilgili notlar alırdım. Böyle başlıklar koyarak yazdım. Bir de şiir defterim vardı.
Ve arkadaşlarım arasında da sınıfta da genel olarak kompozisyonlarda yazılarımı paylaşırdım. Öğretmenlerim de beni bu anlamda desteklerdi. Böyle yarışmalara girerdim. Şiirler okurdum. Şiir yarışmalarına girerdim. Böyle diyebilirim. İlkokul çağım net hatırladığım dönem. Ama çok ilginç bir şey olmuş. Aslında siz sayısal bir eğitim almışsınız. Hani bu kadar sözel ve edebiyatçı bir alt kimlikle gelip sayısal eğilimi nasıl ortaya çıktı? O da biraz dönemin ruhu mu, o zamanki eğitim sisteminin bakış açısı mı diyeyim bilemiyorum. Bir ortaokulunda okudum. Ders notlarım yüksekti ortaokul hayatım boyunca. Ortaokulu da birincilikle, Big Ortaokulu'nu kendi döneminde birincilikle bitirmiştim. Liseye geçtiğimizde bölümleri seçmemiz gerekiyordu. Fen matematik, sosyal, Türkçe matematik gibi. Ve kredili sistem denen dönemde okudum ben. 2,5 yıl olmuştu lise eğitimi. İşte o dönemde bir kere zaten kafam karışıktı. Aslında çok sözel derslere çok ilgim vardı. Bir yandan da ders notlarım yüksek olunca öğretmenlerim beni fen matematiğe yönlendirdiler. O zamanlar çok böyle derinlemesine düşünmedim ama zaman içerisinde matematiği yine seviyordum ama fen bilimleri derslerinden biraz koptuğumu hissettim açıkçası. Bu da benim üniversite sınav sonucumu da etkiledi. Yine de Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümüne girdim ve başlamışken de bitireyim dedim. Önce bir tekrar hazırlanıp bir sonraki sene girsem mi diye düşündüm ama biraz da sosyal bir insanım. Orada hemen öğretmenlerimle, arkadaşlarımla bağ kuruyorum. O bağı kurduktan sonra dedim buradan öğreneceklerimi de öğreneyim. Ama bakalım hayat bana ne gösterecek? Biraz orada akışa bıraktım. Eğitim sistemi ve notlarına göre çocukların biraz yönlendirilmesi diyebilirim aslında. Fen matematik okumama. Anladım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu süreçten aslında yine sevdiğiniz bir alana yönlenmişsiniz. Evet. Hem bir yazar hem bir annesiniz ve bu ikisi bir yere gelince aslında çok büyük ve zor bir iş. Bu annelik ve yazarlık yazma yolculuğunuzu nasıl etkiledi aynı anda? Annelik ve yazarlık nasıl etkiledi? Kitap okumayı çok seviyordum her zaman, kendim de öyle. Çocuklarım olunca bebeklikten onlara da kitaplar okumaya, sesli okuma yapmaya başladım yanlarındayken. Bu kendime okuduğum bir şiir kitabı da olabilirdi. Ama ben sesli okurdum ve oradaki farkı görmelerini isterdim. Sonra ne oluyor? Çocuğunuz büyürken her anne baba gibi masal anlatıyoruz, masallar okuyoruz. Bu sırada kendim de bir şeyler anlatmak istedim. Eşim de çok masal anlatır çocuklara. O da güzel hikayeler anlatmaya başladı. Onların ilgisini fark ettikçe ve bizim anlattığımız şeyleri de benzer ilgilerle diğer masallar gibi dinlediklerini fark edince yürekleniyorsunuz. Zaten yazıya da ilgi olunca bir taraftan neden olmasın dedim. Bu anlatılan duygular, hikayeler bir kitap formuna neden dönüşmesin? Biraz önce hatıra kalsın diye başlamış bulundum ama sonra çok derin ve çok güzel bir dünyaymış. O kapıyı aralayıp girdikten sonra bir daha çıkamadım Sevda Ekmin. Çok güzel. Dolayısıyla şey. Olumlu etkiliyor çünkü çocuklarınızla birlikte o dünyaya da tekrar, yani çocukluğu, kendi çocukluğunuza dönüyorsunuz aslında biraz da. Ve tekrar bazı şeyleri hatırlamaya başlıyorsunuz. Yetişkin oldukça unutmaya başladığımız renkleri, kokuları, duyguları çocuklar tekrar hatırlatıyorlar size. Derken onları nasıl eğlendirebilirim, mutlu edebilirim diye de bir düşünce yapısına girince bir bakmışsınız ardına hikayeler yazmasanız bile aklınızda oluşmaya başlıyor. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi sizin 3 oğlunuz var. Maşallah hepsi birbirinden çok güzel ve akıllılar. Ve ben onları ne zaman görsem ellerinde bir kitap. Sürekli kitap okur durumdalar. Çok iyi okurlar yetiştirmişsiniz. Nasıl kazandırdınız çocuklarınıza okuma kültürünü? Çok teşekkür ederim. Olabildiğince diğer anne babaları da motive etmek adına, bunun olabildiğini göstermek adına sosyal mecralarda
Çok sık olmasa bile onların kitaplarla olduğu anları kaçırmamaya ve biriktirmeye çalışıyorum ve paylaşıyorum dolayısıyla. Büyük oğlum şu an 13 yaşında, 8. sınıf öğrencisi. Aslında macera onunla birlikte başladı. Bu hep anlattığım bir anıdır. Oğlum bebekti, onu emzirmiştim ve beşiğe bırakmıştım. Kendime şiir kitabımı yüksek sesle okuyordum. Birden çıkarttığı seslerin farklılaştığını fark ettim. Çünkü benim onunla konuşmadığımı, başka bir şeyler yaptığımı, başka bir konuşma içerisinde olduğumu fark ettiğini hissettim. Ve yanına geçtim, okumaya başladım. Aa dedim, yani ben sesli kitap okumalıyım bebeğime. Derken çocuk kitapları ile ilgili alayım hemen kitap okuyayım gibi bir yaklaşımım yokken orada işte o aydınlanmayı o anda yaşadım. Hemen dedim şimdi çocuğumun 1 yaşına, 2 yaşına gelmesini beklemeden ben ona uygun temas edebileceği duysal kitaplar araştırmalıyım, bulmalıyım diyerek hareket ettim ve zaten sonra dünya o kadar değişmiş ve zenginleşmiş ki hem Türk yazarlar da bir sürü içerikler üretmeye başlamışlar. Yurt dışından çok güzel çeviri kitaplar Türkçe'ye çevrilmiş yabancı dillerden. O dünyayı bir gördüm. Ve kendim önce daldım. Ardından da oyuncak ve oyun ne kadar hayatlarındaysa o kadar kitapları da yanlarında tuttum. Oyuncak sepetinin yanında etraflarına saçılmış pek çok kitap vardı. Onlarla da oynamalarına, dokunmalarına izin verdim. Vakit ayırdım, ciddi bir vakit ayırdım. Çünkü çocuğa kitap okuma yolculuğunda, kitaplara yaklaşma yolculuğunda eşlik edilmediğinde zorlama oluyor. Yani çocuğun kendi iç dünyasında öyle bir merak yoksa ya da azsa onu yanında durmadan, eşlik etmeden gıdıklayamıyorsunuz. Ortaya çok çıkaramıyorsunuz. Ben istekle, heyecanla okuyabileceğim kitapları keşfettim. Dolayısıyla onları okurken sıkılmadığım için de, eğlendiğim ve keyif aldığım için de bu eylemin keyifli bir eylem olduğunu görmüş oldular. İkizlerimde durum biraz daha farklı. İkiz çocuğu olan anne babalar vardır muhakkak izleyenler arasında olacaktır. İkizler daha böyle her an her şey oyuna dönebilir. Yan yana olduklarında kitap okurken birbirlerine anlatma, kıkırdama, gülüşme, birbirlerinin konsantrasyonunu bozma durumları daha fazla oluyor. Onlarda da o başarıyı birbirlerinden ayırarak ayrı zamanlarda okuma ama aynı anda değil. Yani şimdi kitap okuyoruz gibi bir şey değil. Bir tanesinin ruh hali buna yakın olduğunu fark ettiğimde benim de vaktim varsa diğeri oynarken tamamıyla birini yanıma alıp ona kitap okumak gibi. Kitapların içindeki oyunları keşfetmeyi hep çok önemsedim. İçindeki şarkıya, tekerlemeye, seslendirmeye, canlandırmaya dönüşebilecek yerleri fark ettiğimde bunlarla ilgili bazı okuma farklılıkları gerçekleştirdim. Onun dışında çocuklarım büyüdükçe kitapta neler oynanabilir? Yazarı ben olsaydım oyununu oynuyorduk. Yazarı ben olsaydım burada ne yapardım? Yazarı sen olsaydın ne yapardın? Sonra çizimleri çok güçlü, çok güzel artık resimli çocuk kitapları var. Çizeri sen olsaydın bu karakteri sen nasıl çizerdin? Çizeri ben olsaydım nasıl çizerdim? Ya da içindeki karakter, yani bu kitabın kahramanı sen olsaydın bu durumda ne yapardın? Ben olsaydım ne yapardım gibi. Yabancı bir yazarsa, hangi ülkedenmiş? Hangi yaştaymış? Ya, yaşayan bir yazarsa, çağdaş bir yazarsa nasıl bir çocukluk geçirmiş acaba? Diyerek okuduk bitti yapmaksızın öncesini ya da sonrasını bir oyuna, bir fikir alışverişine, birlikte gidilip yapılmış bir yeni kitap alışverişine dönüştürdüğüm, birbirini tamamlayan zincirler mi diyeyim, bağlantılarla aslında kurdum diyebilirim. Bir örnek de ilkokul çağına geldiğinde biliyorsunuz resimler azalıyor, metinler uzuyor. O noktada ki büyük oğlum çok çabuk okuma yazmayı öğrenmişti ve gayet kendisi de kitap okuyordu ama orada dahi
artık okudun kendin oku demedim. Hatta çoğu zaman kitabımızın hacmi büyüyor ama içinde böyle çeşitli bölümler var. Bir sürü çocuk romanının romanlara geçtiğimizde. Bir bölümü ben ona okurdum. Bir bölümü onun bana okumasına izin verirdim. Bunu istersek canımız böyle bir yarışmak istiyorsa okuma yarışmasına döndürürdük. Canımız bunu en etkili şekilde bir sürü kişinin etkisini etkilemek için okuduğumuzu, kocaman bir sahnede okuduğumuzu hayal ediyorsak nasıl okurduk dediğimizde daha böyle keyifli, acele etmeden 2-3 sayfa okuyalım fark etmez. Öyle okurduk. Dediğim gibi pişman değilim, çok vakit ayırdım hocam. Emek özeti bu aslında. Gerçekten emeklerinize sağlık çünkü çok zor bir süreç. Özellikle ekranla bu kadar içli dışlı olduğumuz dönemde çocuklar için kitap dünyası çok başka bir dünya olmaya başladı ve çok uzaklaştılar. Ama görüyorum ki siz gerçekten zaman ayırmışsınız ve burada denetleyici değil, oyunun arkadaşı olmuşsunuz. Çocuklarınız için bir oyun arkadaşı olmuşsunuz. Çok da güzel bir reçete sundunuz aslında. Görevmiş gibi ya da bir cezaymış gibi algıladıklarında çok büyük duygusal kopuşlar yaşayacaklarını çevremde gördüm. O yüzden öyle bir şey olsun istemedim. Öyle bir ruh hali içerisine girmelerinden hep çekindim. Öyle konumlandırmadım. Evin her yerine yaydım. Yani sadece uyku öncesiyle de sınırlamadım Sevda öğretmenim. Uyku öncesi evet çok keyiflidir, uykuya da hazırlar kitap. Ama coşkulu ve uykuyu da çok o kadar istemeyen, aslında hala orada oturmak isteyen çocuk için de o anlarda yine bir sanki cezalandırılıyormuş hissi yaratabilir diye. Keyifleri öyle olduğu zamanlarda bizim akşam okuma rutinimizde olmadı kitap. Yani keyifli anlarda, evden dışarı çıkarken bir yere gidiyoruz, muhakkak hala da yaparız, çantalarına bir kitap atarlar. Yani bu kitabın evde başlamış ve bitirmek üzere oldukları bir kitap olmasına da gerek yok. Bir kitaplıktan seçin. Çünkü bir bekleme salonunda olabiliriz o sırada. Yolculukta, trafikte takılabiliriz. Hiç okunmayacak olsa bile bir ihtimaldir diyerek mutlaka çantamıza atarız. Arabanın içerisinde vardır. İşte çizgi romanlar. Farklı türleriyle de tanıştırmaya çalıştım. Bunun da çok faydasını gördüm. Öncelikle kendim keyif aldığım kitapları aldım ve okudum ama hep öyle değil midir? Yani hep ben bunu bu alanı seviyorum diyerek diğer farklı görüşlere, farklı duygulara kapatmamak gerekiyor kendimizi. Öyle olunca şiir kitapları da aldım. Almanak da okumak bir okumaktır mesela. İlgisi olan, çocuğun ilgi alanını bulduktan sonra böyle şık, güzel, basılmış bir içeriği zengin bir almanak bile bir çocuğa okuma alışkanlığını kazandırmak için bir yol olabilir. Hep farklı türlerle zenginleştirmeye, renklendirmeye gayret gösterdim. Gayet güzel bir yol bulmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum, bu önerileriniz bizim için çok değerliydi. Sizin kitaplarınızda zaten çocuklarınızı alıştırma serüveniniz de buna çok benziyor. Kitapla oyun İç içe, yani kitap okurken aynı zamanda oyun oynuyorsunuz. Kitaplarınıza da yansıyan bir şey bu. Bunun dışında çocuk kitapları hakkında yazılar yazıyorsunuz. Çocuk kitaplarını incelediğiniz Kipatlı Günler, adını çok sevdim bu arada. Kipatlı Günler programı var. Aslında düşündük hocam. Kitaplı mi? Günler dersek alan çok geniş olacak. İzleyicinin bunun çocuk kitaplarıyla ilgili bir yayın olduğunu bilmesini isteyince hemen TLP'yi ters. Çok güzel bir buluş. Sizin fikrinizle de çok tebrik ediyorum. Gerçekten dikkat çekiyor. Şimdi bu programı da hazırlıyorsunuz. Yani aslında bu alana farklı alanlardan hakim oluyorsunuz. Yani hem içeriden hem dışarıdan, anne olarak, yazar olarak, programcı olarak her alanında varsınız. Peki bizim velilerimiz, anne babalar, ebeveynler nasıl seçmeli kitapların, nelere dikkat etmeliler sizce? İşte yaş gruplarıdır, şu tarz kitaplardır, korku öğeleridir. Yani bunlarla ilgili çok detaylı okumalar yapılabilir, üzerine çok şey konuşulabilir. Anne babalara, yani kendi deneyimimden yola çıkarak bir şey söylemem gerekirse ya, dediğim gibi bebeklikten başladığımızda
Elbette ki eğer bu küçücük bir çocuğun eline tutuşturacağınız bir kitap ise ona zarar vermeyecek boyutta duyusal özellikleri ön plana çıkaran kitaplar olmalı. Ama sonrasında resimli çocuk kitapları denen dünyanın 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-7 yaş gibi olduğuna inanmıyorum. Şöyle düşünüyorum, her anne baba birazcık dikkatini çocuğuna verdiğinde zaten çocuğunun tolere edebildiği duygular, edemediği duygular, uzak olduğu düşünceler, yakın olduğu düşünceler, bunların bir muhasebesini yapabilir. Bu muhasebe yapıldıktan sonra her zaman dediğim gibi öncelikle o keyfi sizin almanız gerektiği için siz internetten de değil, bir çocuk kitap evine adım atarak orada çocuk kitap evlerindeki görevli kişiler de öyle, bütün alana hakimler. Siz ne istediğinizi bilemiyor olsanız bile az çok çocuğunuzun yaşıyla, duygularıyla, o anki ihtiyaç olabilir, bir şey öğretmek istiyor olabilirsiniz ya da bir şey hissettirmek istiyor olabilirsiniz. Bunlara hizmet eden kitaplar da hep birbirinden farklı. Dolayısıyla burada size bu anlamda gönül rahatlığıyla fikirlerini söyleyecek, sizi doğru şekilde yönlendirecek görevlilerle o güzel ambiyansta, tüm rafları çocuk kitaplarıyla dolu olan ambiyansta vakit geçirerek aslında ilk alışverişinizi yapabilir ve eve gelebilirsiniz. İlk adım aslında biraz öyle başlıyor. Zaten okudukça çocuğunuzun ilgisine bakıp, ha, yani bir de şunu deneyelim. Ha, burada bir şey olmadı. Ya da tersi. Çocuk kitapta çok etkilendiği bir nokta oldu. Bu ne? Yani bana niye bu sayfayı okutuyor? O sayfanın içinde mutlaka çocuğun ikna almaya çalıştığı, emin olmaya çalıştığı ya da çok çok keyif aldığı bir durum var. İşte o durumu saptayıp bu sefer o bir sonraki alışverişi etkiliyor. O alışverişe çocuğu da artık dokunma, yürüme, nasıl bir oyuncakçıya böyle heyecanla sokuyorsa kitapçıya da onunla girmek. Kendi istediğimiz kitapları evet alıyoruz. Daha çocuğum yani henüz seçemez diyoruz ama çocuk bir kitabı tuttu ve bunu istiyorum dedi. Baktınız, ay pek de hoşunuza gitmedi ama onun oradaki o şevkinin kırılmamasından yanayım. 2-3 yaşındaki bir çocuktan bunu seçtim dediğinde onun o seçimine saygı göstererek onu da çantaya atmak ve hiçbir kitap okunurken değiştirilemez, dönüştürülemez değildir. Açtığınız kitabı işte kim anneler için cadı sözcüğünü duymak istemez, kimisi ölüm sözcüğünün olmasını istemez. Ki bence ölüm sözcüğüyle de çocuk tanışmalıdır ve mümkünse ilk kitaplarla tanışırsa dışarıdaki travmalar için daha kolay olabilir. Ama tabii ki hani bunu 3 yaşında tanıştırmak istemezsiniz ama 6-7 yaşındaki bir çocuğunuzla ölüm üzerine de sohbet edebileceğiz. Ölüm üzerine kitaplar da okuyabileceğiz. Çocuk kitaplarında da çok güzel örnekler var. Geçebilirsiniz. Dolayısıyla elindeki kitabı alınca anne baba onu motomot okumak durumunda değil. Yani o dünyanın içerisine kendi anne babalık güdülerini koyarak, ebeveyn güdülerini koyarak sözcükleri de değiştirebilir, hikayenin akışını da yönlendirebilir. Ama çocuk o kendi seçtiği kitabı alındığını ve o kendisine okunduğunu gördüğünde zaten memnun olacaktır. Bir kere tercihlerine saygı duyulduğunu düşünecektir, mutlu olacaktır. Dolayısıyla işte böyle böyle çocukların o küçük halleri çabuk geçecek zannediyoruz ama zaman o kadar hızlı geçiyor ki hocam. O zamanlarda vakit ayırdığınızda sonra rahat ediyorsunuz. Yani bugün benim hadi çocuklar kitapçıya gidiyoruz gibi onlarda bir motivasyon yaratmaya ihtiyaç duymuyorum. Sebebi bununla ilgili motivasyonu doğalında çocuklukta yaşadığımız için. Tercihlerimizi dışarı çıktığımızda bugün İstanbul'da, Ankara'da da olduğunu tahmin ediyorum. Artık çeşitli şehirlerde güzel kitap evleri, anne çocuk etkileşimli etkinliklerin yapılabildiği çok güzel yerler de açıldı. Tabii pandemi etkiledi birçok şeyi ama oraları keşfetmek mümkün olabilir. Biraz konforumuzu bozup o boş, tabii çok yoğun çalışan anne babalar var. Onlara da anlıyorum. Kolay değil. Akşam üzeri geldiğinde sınırlı zaman diliminde bir sürü şeyi kotarmak gerekiyor. Bu yemek, çocukla sohbet belki ve sonra ne oluyor? Kitap bir şekilde uyku öncesi etkinliğine dönüşüyor. Tabii ki anlıyorum. Biraz kipaklı günleri de bu yoğunluk içerisindeki anne babalara
ilham ve yol göstersin diye aslında çekiyoruz. Çünkü Kipaklı Günler resimli çocuk kitaplarını aslında yetişkinlere anlatan bir program. Orada çocuk kitabı, resimli çocuk kitabı ağırlıklı aklınıza bir kitabın baskı sürecinde yazarı, çizeri, çevirmeni, editörü, orada emek harcayan herkesi kapsayan, çekimleri de yine etrafımız kitaplarla dolu ilham verici mekanlarda yapmak istiyoruz ki izleyen anne baba da o mekanlarla ilgili fikir, nerede çekilmiş güzel bir yer, hani bir sonraki planımızı orada yapabiliriz gibi çağrışımlarda bulunsun istiyoruz. Vakit bulamayan anne babalara biraz kendi deneyim süzgecimizden geçmiş, tanıdığımız, sevdiğimiz, çocuklarımın da o kitaplarını okudukları yazarlar tabii tercih. Çünkü benim oradaki deneyimim daha fazla olduğu için o duyguya daha iyi verebileceğimi düşünüyorum izleyiciye. Bu bununla sınırlı olmayacak elbette ama öncelikle böyle başladım. Belki bir not alırlar orada, bu kitap güzelmiş diyerek onlara zaman kazandırmayı da hedefliyorum. Niyetim o yönde. Pişmanlık duysunlar istemiyorum. Her zaman bir dönüşüm var, yani geç kalınmış bir şey de değil. Öğrenmek, değişmek, bir şeylerde değişim yaratmak her zaman diliminde mümkün. Dolayısıyla önce istek, yani isteyelim, bunu gerçekten yürekten isteyelim. İstediğimizde ihtiyacımız olan şeylere ulaşmak yönünde de birden zaten karşımıza çıkacaktır yol gösteren noktalar. Çok güzel gerçekten. Aynı zamanda anne çocuk, anne baba ilişkisini de çok geliştiren şeyler bu söyledikleriniz. Hani çok. Bir arada olmak, vakit geçirmek, hep bu moda deyim var ya, kaliteli zaman geçirmek. Aslında siz onu kendiniz yaratmış oluyorsunuz. Bunun için ayrı bir çabaya girmenize de gerek yok. Zaten o kitap geçiren vakit çok kıymetli. Sağlıyor aslında oyunu da, sohbeti de, değil mi hocam? Evet, kesinlikle çok güzel bir çare bulmuşsunuz gerçekten. Ben şunu çok sevdiğini fark ettim hocam. Okullara gidiyorum, okullarda kitap okuyorum. Ben kendi kitabımı okuyorum belki çocuğa. Ama sonra geliyor bana, diyor ki benim evimde şu kitap var diyor. Ama onu, eğer benim okuduğum bir kitapsa onun işte kahramanın adı bu. Böyle bir şey oluyordu değil mi dediğinde çocuğun böyle gözleri açılıyor. O kadar mutlu oluyor ki. Ve bunu düşünebiliyor musun? Anne babasında duysa. Yani okullarda da bir sürü kitap artık okulların yayın evleri aracılığıyla çocukların yıl içerisinde okuması gereken kitaplar listeleriyle evlere gelen bir sürü kitap var. Yani burada anne babalar baştan sona okumasalar, biraz fikir sahibi olsalar, şu kitabın içindeki şu kız ne kadar da güzel şunu yapmış gibi, yani kitabın içinden çocuğun bildiği bir şeyi söyleseler, çocuk inanılmaz şaşırıyor, mutlu oluyor. Annem biliyor diyor. Annem bu kitabı biliyor, babam bu kitabı biliyor. Yani bütün de bilmeseniz bile onun gönlünde böyle küçük kıvılcımlar yaratabilirsiniz. Küçücük bir hızlı okumayla bunu başarabilirsiniz. Evet, çok güzel önerilerdi. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben kendi sorularıma bir ara vereceğim. Bu seferki sorularımız anaokulu öğrencimiz Ada Emma'dan gelecek. Bize Dugong Dugo'dan ve Rada ve Kedili Kral'dan iki soru hazırladı. Ve size onunla ilgili sorularını izleteceğim. Arkasından ben de buna bağlı bir soru soracağım size. Peki. Merhaba Betül. Bir sorum olacak. Dugo'nun annesi Deniz İnekçe ne demişti? Biraz tuhaf bir dilde konuşmuştu. Sorum, niye kedilerin kralı bütün kedileri gezegenlere yollayıp onların başını belaya sokuyor? Kitap için teşekkür ederiz. Biz öğrencimizin sorularını dinledik. Ada Emma çok da güzel sorular sordu. Sorduğu kitapları da size çok teşekkür ediyorum ona. Vakit ayırdığı için hem kitaba hem soru hazırlamaya çok teşekkür ederim. Annesine de kendisine de. Çok da sevmiş, bize öyle iletti. İlk sorusu Dugong Dugo'yu kim üzdüdendi. İkinci sorusu da Rada'dandı. Rada da bir seri. Siz soruları yanıtlayın, sonra yine konuşalım. Dugong Dugo'yu kim üzdü? Dugong'larla ilgili bir fikrim yoktu. Ne zaman oldu?
oğullarıma hayvanlar ansiklopedisini okurken orada dugonglarla karşılaştım. Deniz inekleri, onların özellikleri ilgimi çekti. En çok ilgimi çekenlerden biri de eski çağlarda mitolojik işte sirenler dediğimiz deniz kızları efsanelerinin dugonglara dayandığına dair bir bilgi vardı okuduğum ansiklopedinin içerisinde. Dedim dugonglarla ilgili bir şey yazayım, bir hikayemiz olsun. O hikayenin içinde de bu durumu yerleştirelim. Deniz kızları ile ilgili durumu yerleştirelim. Neyse okuyanlar bilecektir ama dugong ailesi Karayipler'de yaşayan akrabalarının yanına giderken bir gece denizciler bunları fark ediyorlar. Aynı o efsanelerdeki gibi dugong ailesini deniz kızı zannediyorlar ve fenerlerin üzerlerine tutuyorlar. Deniz kızları, deniz kızları gördünüz mü diye böyle bir heyecanlanıyorlar, birbirlerine sesleniyorlar. O sırada sirenlerin, deniz kızlarının çıkardığı seslerin insan sesine çok yakın olduğu, dugongların da öyle. Yani dugongların çıkardığı seslerin insan sesi gibi algılanabildiği uzaktan diye öyle bir bilgi daha okuyunca o zaman dedim konuşturalım, dugong ailesinden biri konuşsun. Ben kendim okurken daha böyle şarkılarla, melodilerle okumayı sevdiğim için bu aynı madem dugong, dugongça konuşsun. Yani normal sizin benim gibi bir denizciyle konuşmasın. Yazarların uydurma özgürlüğünü kullandım burada. Yazar olmanın çok şahane bir uydurma özgürlüğü var biliyorsunuz. Böyle dedim bir bölüm hem şaşırtıcı olacaktır. Çocuk aa bu ne diyecektir. Ve belki farklı bir dili öğrenmeye yönelik de ilgisini çekebilir ama tabii ki bu tamamen bir uydurma. Ama dilerse kendisi bile keyif alacağı bir dil tamamen başka bir canlının diliymiş gibi bir dil yaratabilir. Neden olmasın? Pek çok belki farklı pencere açar diye küçük böyle bir bölüm ekledim. Orada da deniz inekçe demiş Ada Emma. Evet, deniz inekçe diyelim, dugongça diyelim. Orada anne o mea vera du siren makatetlena turya veri ilk tane navu diyor. Tabii ki bunu okuyan çocuğun bununla ilgili bir karşılığı yok. Buradaki cümlenin bir karşılığı yok onun dilinde. Ama o zaman da yazar abla yine acaba şöyle mi demiş olabilir mi? Şöyle demiş olabilir mi? Diyerek hey insanlar siz gerçekten ilginçsiniz. Dikkatle bakarsanız deniz kızı olmadığımızı anlarsınız demiş olabilir miydi diyorum zaten kitapta da. Yani sonuçta soruyu bırakıyoruz orada. Hugo mutluydu. Kendisinin kelebeklere benzetilen arkadaşı Vatozvit gibi kendisinin de güzelliği dillere destan deniz kızlarına benzetilmesinden hoşnut kalmıştı. Ama bunu bir baba okuyorsa isterse öyle ince sesle o mea veradu diyemeyecektir belki ama o zaman hemen dugong ailesinin babası olsun. Ve o da kendi gür sesiyle denizcilere bir şey söyleyebilsin gibi böyle oyunları seviyorum. Kitaplarda böyle şeylerle karşılaştığımda ben de bir okur olarak keyif aldığım için öyle minik bir oyun yaptım diyelim. Çok güzel. Belirlemeniz ne kadar doğruymuş ama hani bu çocukların ilgisini çeker diye düşünmüşsünüz ve Ada'nın okuyup da annesinin onu okuduğunda ilk dikkatini çeken şey Deniz Enekçe. Onun tabiriyle Deniz Enekçe. İkincisi gerçekten ilgilerini çekiyor. O anda takılıyorlar o bölüme. Diğer sorusu Rada ve Kedili Kral'la ilgiliydi. Evet. Kedili Kral neden kedileri gezegenlere yollayıp başlarına bela ediyor gibi bir bela ediyoru kullanması çok ilginç değil mi? Çok sözcük dağarcığı çok iyi. Kitabın içinde de musallat sözcüğü var. Belki ondan olabilir. Şey olabilir mi? Musallat nedir anne diye sormuş olabilir. Muhtemelen. Bunun karşılığında da bela almak gibi belki bir açıklama geldiyse o sözcüğü evet. Kullanıyor olabilir. Evet hayatta böyle durumlar var gerçekten. Kedili Krallar kitapta da var. Gerçek yaşamlarda da var. Ada Emma'ya şunu söyleyebilirim. Aslında kedilerin kralı değil bu kral. Kedili kral. Kedili kral dememin nedeni de bu çizimleri, kitabın içindeki çizimleri benim arkadaşımın oğlu yaptı Jean Baraz.
Jean Barras böyle çok değişik bir karakter çizmiş. Onu bulmaya çalışıyorum şimdi. Ben kedili kralın kendisini bulmaya çalışıyorum. Ben de bakayım neredesin sen sevgili kedili kral? Aslında dikkatle bakarsanız burada. Bu daha çok bir sineğe benziyor ama ben işte bir çocuğun çizimlerinden bende çağrıştırdığı şeyleri alarak tamamen farklı bir kurmacayla, bir olaylar örgüsüyle çocuklara hikaye yazdım. Burada gösterelim. İki kolunda iki tane kedi var. Kediler olunca kolların üzerinde, kedileri olan kral anlamında kedili kral dedim. Ama öykünün içerisinde de madem kedili kral dedim, kediler de atak çerik hayvanlar. Kedili kralın da birazcık böyle gidip de izin almadan oradan buradan dünyanın değerli kaynaklarını alıp bir uzaya götürmüşlüğü var. Zamanla da küçük bir çocukken aslında çok sevecekken zaman içerisinde gaddarlaşmış bir kral olduğunu da yine kitap içinde öğreniyoruz. Herhalde orada da kollarına da çizeri Jean Barras iki tane kedi kondurduğu için o kediyle birlikte diğer kedilerin de bu yaptığı talanlarda işine yarayabileceğini düşündü belki. Ve onlarla öyle bir anlaşmaya varmış olabilir. Ama aslında biliyorsunuz burada kediler kötü demiyoruz. Çünkü onların da kedili kralın yanına gitme nedenlerini tam kestiremiyoruz. Burada ama işte kedili kral neden böyle olmuş? Neden iyi bir çocukken birden kötü bir çocuğa dönüşmüş, gaddar bir krala dönüşmüş? Onun ipucu da kardeşi Tess var. Ürkek kraliçe var bir tane kitabın içerisinde. Mesela onun da etrafında kim var? Fındık fareleri var. Fındık fareleri de kendisi gibi Tess'in kıpır kıpır. Öykü içerisinde genelde kedilerle fareler karşıttır birbirine. Burada biraz kediler hırçın kalıyor, fareler daha uysal kalıyor ama ikisinin yine uzayda mücadelesini görüyoruz. Ama işte iki kardeş, birisi zora düştüğünde, yani Tess bayılıp düştüğünde onun etrafındaki fareleri ona sevgi duyuyorlar ve gelip saçını okşamak için hemen etrafında toplanıyorlar. Ve gönüllü bir şekilde Tess'in istediği gibi Radan'ın yanına dahil oluyorlar ve kedili kralla mücadeleye gidiyorlar. Kedili kralın yanındaki kediler öyle değil. Onlar daha gaddar bir karakterin etrafındalar. Biraz kimlerin yanında olduğumuz da belki davranışlarımızı belirliyor gibi böyle çok uçtan uçtan da bir sonuçta çıkarabiliriz. Bir çizimden hareket etsiz hikayeyi oluşturuyorsunuz. Normalde biz şöyle bilirdik. Yazarlar hikayelerini oluştururlar ve birisi bunu çizer. Yani süreç böyle işler ama bu tersine bir süreç. Biraz ondan söz eder misiniz bize? Tabii benim ilk yayınlanmış kitabım Kelt İlki bu arada. 2012 yılında çok sevdiğim, çok saygı duyduğum sevgili Ferit Avcı resimlemeyi kabul etmişti kitabımı. Ve ben hatıra kitap diye yola çıktığım kitap bu kitaptı. O dönemde sevgili arkadaşım Ergün bana oğlunun resimlerini gösterdi. Dosyaların içerisine koymuşlar eşiyle birlikte. Bir baktım resimlere, ya inanılmaz, o kadar detaylar var ki. Ve anaokul çağında yaptığı resimler. 3 yaş, 5 yaş, 6 yaş böyle karışık, hepsi dosyalanmış. Ergün'e dedim, ya Ergün bunlar muhteşem, ya bunları değerlendirmek lazım, kalmasın. Bir de çok çağrışım var içinde, bambaşka dünyalar var. Bir resme bakıyorsunuz, bambaşka bir şey aklınıza geliyor. Bir başka resimde bambaşka bir şey aklınıza geliyor. Bir kitaba dönüştürülebilir. Bunlardan, evet farklı zamanlarda, farklı ruh halleriyle yapıldı belki ama gerçekten tek bir öykün çatısının altına yerleştirilebilir. Bambaşka bir dünya yaratılabilir. Neden olmasın dedik. Onun da ilgisini çekti. Ve biz Jean Barras'ın çizdiği resimleri böyle yere, büyük bir alana yaydık. Orada ben en dikkat çekici ve üzerine konuşabileceğimi, yazabileceğimi düşündüğüm resimleri ayıkladım. Sonra da evet oturdum, böyle uzun süre oturdum, baktım, notlar aldım, nasıl olabilir diye. İlk kitap Rada ve Şakacı Şövalye'ydi. Rada ve Şakacı Şövalye'nin şeye baktık, içinde neler var mesela? Piramitler var, denizaltı var, onun dışında dinozorlar dönemi var. Derken mekanlar hep çok farklı.
Mekanlar çok farklı olunca mekanları ve zamanı birbirine karıştıran bir şakacı şövalyemiz olsun istedik. Ama şakacı şövalye de öyle bir an pat pat diye gelmedik aklımıza. Canberaz şöyle bir şey görünebiliyor değil mi? Evet. Canberaz şöyle bir şey çizdi ve bence yaşı itibariyle çok detaylar var. Simetrik çizimler var içerisinde minik minik. Şövalyemiz de bu olsun dedik. Rada aslında belirsiz kitap içerisinde. Çünkü minik minik çok çocuk var. Onu da okur olan okurlarımıza, arkadaşlarımıza bırakıyorum ben, küçük arkadaşlarımıza. Seçsinler, kendileri Rada olsunlar isterse okurken. Rada, rüyalar alemini birbirine katan şakacı şövalyenin peşine düşüyor bu kitapta. Aradan zaman geçti. Canberaz tabi büyüdükçe resim çizmeyi azalttı. Daha doğrusu böyle çok detaylı resimler çizmeyi azalttı ama yine eski resimlerinden bir derleme yaptı. Bu sefer dikkatimizi çeken, uzayı çağrıştıran figürler, küreler, ilginç küreler. Şurada olduğu gibi bir iki yerde daha var kitapta. Ve sonra işte şöyle bir çizim gördük. Kedili Kral bu olsun dedik. Bu kez Rada'yı bulduk çizimlerde. Bir tanesini seçtik Rada olarak. Rada'yı da kitabın içerisinde çeşitli sayfalara görsel olarak grafikerler yerleştirdiler. Burada da dünyadaki kaynakları izinsiz olarak uzaya kaçıran Rada ve Kedili Kral'ın peşine düşen bir Rada var. Ona ulaştığında da orada küçük bir hesaplaşma mı diyelim, bir iç döküm mü diyelim, bir özür mü diyelim, bir mücadele mi diyelim, çeşitli şeyler olacak ve sonra Rada dünyaya geri dönecek ama ne şekilde geri dönecek onu bilemiyoruz. Kitabı genelde arkadaşlarımla birlikte miyavlayarak kapatıyorum. Çok güzel. O kitabı. Madem Kedili Kral ve yine sorudan da anlaşılacağı üzere gaddar bir kralın yanında kedilerin olmasına biraz içerliyor çocuklar. Soru bana hemen onu çağrıştırıyor. Diyor neden bu kediler böyle değil mi kötülük yapıyor olunca. Ama sonra ben sevgili tatlı arkadaşlarım için şöyle diyorum. Okuyabilir miyim burayı? Tabii ki. Sevda öğretmenim. Öykü bitiyor. Öykünün sonunda bu yazar ablanın okur arkadaşlarına bir iç dökümü, seslenişi gibi. Rada sessiz düşünüyordu. Yazar sesli. Yazar sessiz düşünüyordu. Rada sesli. Çocuklar benzersiz düşünüyordu. Çocuklar çok sesli. Kralların tamamı geçiciyse de krallığa soyunanlar hiç de az sayılmazdı. Aksini söyleyen çoksa da kedilerin hepsi hırçın sayılmazdı. Üstelik hayal kuran çocuklar ve kedilerle dolu sokaklar asla sıkılmazdı. Kitaplar ve uyku bunu iyi bilir, kimseden saklamazdı. Diyoruz ve kedicikleri de unutmuyoruz, sevdiğimizi belirterek kitabın sayfalarını kapatıyoruz. Bu miyavlamaya çocuklar katılıyor mu etkinliklerde? Evet diyorum, siz miyavlamazsanız, birlikte miyavlamazsak kitabın sayfaları kapanmayacak diyorum. 1, 2, 3 dedikten sonra büyük bir miyav sesiyle kapanıyor. Rada ve Şakacı Şövalye'nde de bir gong sesi var. Bütün hikayeyi yöneten o gong sesi geldiğinde bir değişimler, dönüşümler oluyor öykü içerisinde. Bu öyküyü de gong diye gonglayarak kapatıyoruz. Başka türlü kapanmıyor benim kitaplarım. Çok güzel kapanıyorlar. Herhalde dünyanın en güzel kedi korosu o sırada oluşuyordur. Evet. Şöyle yaptığımızda oluyor bazen. Bazı minik arkadaşlarım da o kadar sese dayanamıyorlar. Ya diyorlar, yazar abla da çok güzel okudu, anlattı, ne kadar hoş diyorlar. Hatırlama sesini çıkaramıyorlar ama sınıftan o kadar yüksek sesler geliyor ki hemen böyle oturanlar. Onları da okşuyorum sonra, haklısın diyorum. Sessizlik de güzel. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Betül Hanım. Ağzınıza, emeğinize sağlık.
hem bu yazım serüveni, Jambaras'ın tersten gelen serüveni, sizin çocuk edebiyatına kattıklarınız, hem bir yazar olarak, hem bir program yapımcısı olarak, hem bir çocuk kitapları üzerine yazı yazan birisi olarak çok değerli Teşekkür ederim. katkılar gerçekten. Ben kendi adıma çok faydalandım. Bütün anne babaların, ebeveynlerin, okul öncesi eğitimi, öğretmenlerinin de faydalanacağını düşünüyorum. Bize katıldığınız, programımıza destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yüz yüze bir dahaki sefer okulumuzu Dilerim, sizi ağırlamak dilerim. isteriz. Her şey yoluna girsin, çok isterim. Çünkü hep dile getiriyorum, size de daha önce dile getirdim. Çocuklarla teması çok önemsiyorum. Orada çok bambaşka bir güç hissediyorum içimde ve onların gözündeki o ışıltı, o etkinliği bambaşka bir noktaya taşıyor. O samimiyete inanan çocuklar da bence evlerine döndüklerinde önlerine gelen kitaba eğer geçmişte biraz mesafeleri varsa bir miktar daha yaklaştıklarını hissediyorum ya da bununla ilgili geri dönüşler alıyorum. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Bir gün gazetesinde 2 haftada bir sizin de belirttiğiniz gibi yazılar yazıyorum. Bu yazılar yaşama dair yazılar ama altında benim bir yazar anneden çok bir okur anne olarak çocuklarıma okuduğum ve onlarla bir anı yarattığım, üzerine sohbet edebildiğim ya da okuduktan sonra onlarda sonuçlarını gördüğüm kitaplarla ilgili yazılar. Yine bir deneyim paylaşımı aslında. Dediğim gibi kipaklı günlerde bunun biraz daha görselliğe dökülmüş hali, kanlı canlı yazarıyla, çizeriyle, bir kitabın içerisindeki renkli çizimlerle bir fikir verebilmek, bir ilham yaratabilmek, ekran aracılığıyla bir istek uyandırabilmek. Çok teşekkürler. Benim de söyleyebileceklerim bunlar. Dilerim yüz yüze de bir araya gelme şansımız olur. Umarım. O zaman kipatlı günlerde buluşmak üzere diyelim. Kitaplı günler, evet, kitaplarımız hiç eksik olmasın. Kitaplıklarımız kitaplarla dolsun.